Nora Filamatöz hastasıyım. Sürekli hastaneye gidip geliyorum. Tedavim yok yani şu an. Sürekli hastanedeyim. Son zamanlarda tansiyonum düşüyor. Hastalığımdan dolayı okula gidemiyorum. O yüzden açıktan devam ediyorum. Ailem benim yüzümden çok yoruluyor. Benim sadece tek isteğim ağıma protez varsa imkanımız o. Başka bir isteğim yok. Bir de iyileşmek. Senin en büyük hayalin ne? Aşçı olmak. Peki bunun için ne yapıyorsun? Burada kaymakamlıkta ona kurs açabiliyorlar. Ona yazılacağım. O sayede olabileceğim. Yemek yapmasını seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Neden böyle bir şey, aşçı olmak istiyorsun sen? Heves ediyorum yani. Yapabildiğimi düşünüyorum güzel şeyler. Tatlıları çok seviyorum ama. Güzel tatlı yapabildiğim için. Peki evde yemek yapıyor musun? Çoğu zaman yapıyorum. En çok tatlı yapıyorum. En çok hangi tatlıyı seviyorsun? Çikolatalı olanları. Dokuz yaşımda bir elektrik kazası geçirdim. Tabii yaramazdık biraz, diriye çıktık. Oradan elektrik varmış. Sonra kaza geçirdik, kolumuzu kaybettik. Yaşımız 50 oldu. Oradan bu şekilde çalışmaya da devam ediyoruz. Ya şimdi ben genellikle boyacılık yapıyorum. Biraz çalıştım. Sakatlıktan dolayı biraz emekliliğim var ama o yetmiyor. O yüzden yine de hala boyacılık yapıyorum. İnşaat boyacılığı yapıyorum. Farklı işler yapmıyoruz. Şu an başka da yani benim yapabileceğim başka da bir iş yok. O yüzden yapamıyoruz. Tabii kızım rahatsız. Onun işte tedavisi için uğraşıyoruz en fazla. Sürekli İstanbul'a gelip gitmelerimiz oluyor. Ama onun tek dileğim onun sağlığına koşması. Başka bir şeyim yok yani. Ya, sağlık durumu her gün tabii biz ağrıları oluyor sürekli. İşte tansiyonu bu sefer yakın bir zamanda tansiyonu sürekli düşüyor. Ondan işte, tabii İstanbul'a yakın zamanda yine gideceğiz. MR'ları var. Netice ne olacak? Ona göre karar verecek orada doktorlar. Yani tam olarak biz de bilmiyoruz neden kaynaklandığını. Yani tek dileğim onun bir tedavisi bulunup onun iyi olması. Başka hiçbir arzumuz yok yani şu hatta hayatta. Onun yüzünün gülmesi bizim için en önemli şey bu. Kızım nörofibromatozis hastası. Vücudunda, beyninde, omuriliğinde tümörler var.
14 yıldır mücadele ediyoruz. Son zamanlarda bayağı bir sıkıntılar yaşamaya başladık. Tek istediğimiz onun iyileşmesi, yüzünün gülmesi. Başka bir isteğimiz yok. İstanbul'a gidiyoruz sürekli. Orada kalacak yer sorunumuz var. Yani bize onu çözebilirlerse çok mutlu oluruz. Çünkü çok sık gidip geliyoruz. Burada bir şey yapmıyorlar. Yani burada doktorlar, abla burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok diyorlar. Tek istediğim evladım iyiliği. Biz çünkü o kadar çok kimsesiziz ki. Tek sahibimiz çocuklarımız. Hayata sahip olduğumuz tek şey de evlatlarımız. El varsa bir çözüm. Tek istediğim evladım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canımı istesinler, vermeye razı. O yeter ki evladım iyileştirsin. MR'ları var. Endoskopimiz var. Yani 13-14 bölümden takip ediliyoruz İstanbul'da. MR'da 2,5 saat kalıyor. Oradan çıktığı zaman yürüyemiyor bile. Kalkamıyor. Bütün her tarafı uyuşuyor. Çünkü kıpırdamadan durması gerekiyor o kadar süre içinde. Ultrasonlarımız var. Ultrasonlar çekilecek. Yani birçok bölgede tırlar var. Yani bize bir tane doktorumuz bir tane ilaç olduğunu ama Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmediğini söyledi. Onun bir umut olabileceğini söyledi. Nasıl bir ilaç? Temin edebiliyor musunuz yurt dışından? Yani şu anki yurt dışındaki fiyatının 1,5 milyon dolar olduğunu söyledi. Yani Türkiye'nin bunu kabul edip hani onaylanması gerektiğini, hani tümörleri küçülttüğünü, yok etme derecesine getirdiğini, o seviyede durdurduğunu söyledi. Ama ne kadar şey bilmiyorum yani, daha yeni bir ilaç olduğunu, Covid aşısı aranırken bulunduğunu, tesadüfen bulunduğunu söyledi. Sadece bize İstanbul'da kalacak bir yer oluştursunlar. Zaten yani hayatımız çok zor. Gerçekten gidip geliyoruz. Aniden yürüyemez oluyor. Aniden ambulansta gitmek zorunda kalıyoruz. Tansiyonu sürekli düşüyor bu aralar. Sürekli İstanbul'a gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Orada kimsemiz olmadığı için. Yani insanların yüzünü gözlüyoruz. Tek istediğim orada bize en azından bir yer oluştursun. Ben de çocuğumun tedavisini rahat yaptırırım. Kuzu, tansiyona bakalım mı anne? Geçecek, hepsi geçecek. Yine bakarız. Geçecek, hepsi geçecek. Ben yapayım sana. Sen zorlama. Girdi mi derslerine hiç? Yok, daha girdim. İnşallah biraz. Yatıyor babası bugün. Tamam. Hasan Hoca dinlensin bol bol dedi. Eğer dedi geçmezse dedi. Gidecek dedi. Aa, ben götürürüm kızını İstanbul. Değil mi? Gider geliriz. Geçen de gitmiştik. Evet. Yine gideriz. Babası götürüyor kızını. Nasıl gitti baba bugün buraya? İyi, çalışıyoruz. Hala devam ediyoruz. İnşallah. Duracak mı? Tabii canım. Bak. İnşallah bitiririz bunu. İnşallah. Biraz toza girdim tabii. Satara yaptım. Yapacak bir şey yapmayız.